Mazot 4 yılda %74 artmış. Yani 100 lira ödeyen şimdi 174 ödemek zorunda. Süt yeni ve saman 4 yılda %230 artmış. Yani 100 lira ödeyen şimdi 330 lira ödemek zorunda. Üre gübresi 4 yılda %310 artmış. Yani 100 lira ödeyen şimdi 410 lira ödemek zorunda. Ve 619 bin üzerinde borcunu ödeyemeyen çiftçimiz var. Yani her 4 çiftçiden bir tanesi borcunu ödeyemiyor değerli arkadaşlar. Ve 2003'te 2,5 milyar lira olan çiftçinin borcu 2021'de 180 milyar liraya yükselmiş. Bakın 2,5 milyardan 180 milyara yükselmiş. 2002'de çiftçi kazancının %7'si borç ödemeye gidiyormuş. 2020'de %43'ü borç ödemeye gidiyor. Ve tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçi borcu nasıl ödeyecek? Gözünüzü seveyim. Açın kulaklarınızı, gözlerinizi ve bakın haline çiftçinin. Yanına gidemiyorsunuz ama var benim söylediklerime dikkate alın. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi 2002'de 2.588.000, 2020'de 1.803.000'e düşmüş. Yani sistemden 800.000 çiftçi ayrılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık bırakıyor, bu işi yapamıyor demek. SGK'ya kayıtlı çiftçiler 2008'den beri yarı yarıya azalmış. 1.127.000'den 547.000'e düşmüş. Ve çiftçi sayısı düşünce ne oldu biliyor musunuz? Ekili araziler azaldı. Ve tarımın hafızası var, bu bitiyor. Çok üzülüyorum. 4.2 milyon hektar ekili arazimiz artık işlenmiyor. Yani Türkiye üretemiyor. Nasıl üretsin? Şimdi Elma Hasan zamanı bizim Isparta'da erdi ve gelen dostlu çiftçilerimizi buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İlacın geçen sene tohumu 5-6 bin lira. Bu sene %60 artmış, 8-10 bine de çıkmış. Ve bir kilo elmayı 1.9'a üretiyor elmacı. Şimdi satış 2-2.20 lira güya ama 1.5 ile 1.8 arasında bulabilse satacak. Geçen sene satamadı. Depolarda şurada sokağa atmak zorunda kaldı. Ve gelen dost ve Eğirdir'de 15 sene önce, bakın 15 sene önce 0.50'ye üretip 1.5'a satıyordu elma üreticisi. Ve şimdi aynı paraya satıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani o zaman 3 katına satıyordu. Şimdi aynı paraya satıyor. Ya bu da 15 yılda elma üreticisini 30 kat fakirleştirmişsiniz demek. Şimdi aş yok, iş yok, huzur yoksa geleceğe dair umut da olmuyor. Umut yoksa ne oluyor, ne oluyor biliyor musunuz? Bu düzen böyle sürmez. Yoksulluğun da, umutsuzluğun da, boşa giden yılların da, hırsızlığın da, kayırmacılığın da bütün bunların hesabını soracağız. Taş mı yiyecek çiftçi demiştim ben bu kürsüde. Evet, taş yemiyor ama o taşı saklıyor çiftçi. Sandığa saklıyor o taşı. Bakın artık durum Fuzuli'nin dediği yere dayanmış. Söylesem tesiri yok. Sussam gönlüm razı değil. O yüzden ben ve biz söylemeye devam edeceğiz. Umut hiç bitmeyen bahar mevsimi, içine kar da yağar, fırtına da var ve ama sonunda çiçekler mutlaka